Ancak dualarımız kabul olunmuyor. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem onlara dedi ki, ey Basra halkı, Allah dualarınızı kabul etmez. Çünkü siz 10 şeyle imtihana tabi tutuldunuz halde sınavı kaybettiniz. الشيء الأول عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. الثانية قرأتم كتاب الله فلم تعملوا به. الثالثة قلتم نحب رسول الله وتركتم سنته. الرابعة قلتم أن الشيطان لنا عدو فوافقتموه. الخامسة قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها. السادسة قلتم أن الموت حق ولم تتهيأوا له. السابعة انتبهتم من النوم فاشتغلتم باغتياب إخوانكم. الثامنة أكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها. التاسعة قلتم نخاف من النار ولم تهربوا منها. العاشرة دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم. أيها الأخوة والأخوات، هذه الخصال العشرة التي ذكرها سيدنا إبراهيم بن أدهم، لو أن كل واحد منا عرضها على نفسه فرأى هل عمل بشيء منها أم لا. Birincisi, o 10 şeyden birincisi, Allah'ı tanıdığınız halde hakkını yerine getirmediniz. İkincisi, Allah'ın kitabını okudunuz ancak onunla amel etmediniz. Üçüncüsü, Hazreti Peygamber'i sevdiğinizi iddia ettiniz fakat onun sünnetini, yolunu terk ettiniz. Dördüncüsü, şeytanın düşmanınız olduğunu söylediniz ama ona uydunuz. Beşincisi, cenneti sevdiğinizi ileri sürdünüz fakat onun için bir hazırlık yapmadınız. Altıncısı, ölüm haktır dediniz ama onun için bir hazırlıkta bulunmadınız. Yedincisi, uykudan kalkar kalkmaz, uyanır uyanmaz kardeşlerinizin gıybetine de ancak şükürünü ifade etmediniz. Onuncusu, ölülerinizi defnettiniz fakat ibret almadınız. Hanımefendi, beyefendi, kardeşler, İbrahim bin Ethem'in saydığı bu 10 hususu acaba biz kendimize şöyle uyarlasak ne durumdayız acaba? يا أخوة كلنا نؤمن بأن الله تعالى ربنا وخالقنا ورازقنا وحق علينا أن نعبده، فهل أدينا حق عبادته أم قصرنا في ذلك؟ وكلنا نعلم أن القرآن الكريم هو كتاب الله أنزله على رسوله وفيه أوامر ونواهي، فهل امتثلنا أوامر الله واجتنبنا عن منهياته؟ هتمس Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor, yaratıcımız ve razıkımız olduğunu biliyor ve ona ibadet etmemiz gerektiğine iman ediyoruz. Ancak ona gereği gibi ibadet ediyor muyuz? Yoksa bu noktada kusurlu muyuz? Ayrıca hepimiz Kur'an-ı Kerim'in peygamberine indirdiği Allah kitabı olduğuna, onda bir takım emir ve yasakların bulunduğuna iman ediyoruz. Ama gerçekten emirlerini yerine getiriyor ve yasaklarından kaçınıyor muyuz? Ya ahva, nahnu nedda'i mehabbeten nebi aleyhissalatu vesselam ve kullun minna yekulu Muhammedun habibi ve kurrata ayni fe'al aminna bi sünnetihi aleyhissalatu vesselam.